Bugün Kiev'de bir günüm nasıl geçiyor size onu göstermek istiyorum. Evden çıktım kapıdan ve şimdi metroya doğru yürüyorum. Kiev'de tabii böyle asker kıyafetli sokakta herkese rastlayabilirsiniz. Bu arada saçım bozulmuş, saçım hemen şöyle güzelce bir kenara kaydırayım. Baksanız babaanneler, bir de hemen market fiyatlarına bakalım ayaküstü. İkiye bölebilirsiniz fiyatları. Yani salatalığın kilosu 30 TL, domatesin kilosu 40 TL, işte ne bileyim kiraz 45 TL gibi. Dobre jutro. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen şuradan, benim evin kenarından. Это vlog. Это vlog. А зачем? Это, ну как зачем? Это, ну я Турции показываю, как сейчас Киев. А как живет? Да. Нормально. Нормально. Evet arkadaşlar, evin hemen kenarından şöyle çıktım. Metroya doğru gidiyorum. Yani bunu göstermek istedim. Şu an insanların buradaki psikolojisi nasıl diye. Yani ve benim psikolojim nasıl diye. Gerçi ben alıştım artık. Yaklaşık 21 gündür Kiev'deyim. Bizim evin burasını komple böyle aşağıdan yukarıya, diğer tarafa kadar siperlerle, yani artık bunlar ne deniyordu? Mevzi mi? İşte mevzilerle çevirmiş durumdalar. Bunun sebebi de bu bölgenin, olduğumuz bölge şey, direkt hani Odessa'ya giden yol. Yani Kiev'in girişi ve çıkışı diyebilirim. Hemen artık 2 kilometre sonra Odessa'ya doğru giden yol. Dümdüz Odessa'ya gidiyorsunuz. Ve ondan dolayı işte buraya kumları getirmişler. Kumlarla şeylerin içine, çuvalların içine miğfer yapmışlar. Gördüğünüz gibi yani artık insanlar hani böyle gidip geliyor. Muhtemelen burada uzun bir süre boyunca, yani Ruslar Kiev'deyken uzun bir süre önce burada askerler zaten hala varlar. Ama bildiğiniz siperlerde kalmışlardı. Şimdi metroya doğru gideyim. Yani hem de şu an Ukrayna'da, Kiev'de Haziran ayında, şu an hani etrafta insanlar nasıl, onu da göstermiş olayım size. Bu arada kendimi de göstereyim. Aynen. Şimdi metroya iniyorum. Metro underground hayatını göstereyim. Şöyle tık. Starbucks'ta center. Bunlar savaş zamanında sığınak olarak kullanıldı. Yaklaşık bir ay boyunca. Dışarıya çıktım. Ne taraftayım? İşte Leva Tolstova Ploşat. Buradan çıktım. Şimdi şöyle birazcık ufak bir city tour, yok şu an değil, Reşati'ye geçince etrafı göstereyim. Yani böyle şimdi metrodan indim. Metro niye çekmedim? Çünkü metro inanılmaz ses var. Yani kendi sesimi bile duymuyordum zaten. Şuradan bir tane bolt mu alsak ya? Şuradan da bakayım. Şu scooterlar güzel oluyor. Scooterlarla. Arkadaşlar burada da martı gibi bolt var. Şimdi giriyorsunuz uygulamaya. Şöyle gözüküyor mu? Bolt uygulaması, scooter diyorum. Scan. Şuradan scan yapalım bakalım. Ne diyor? Not working. Not working ise o zaman devam ki. O zaman devam ki baba. Şuradan karşıya yapıştırayım o zaman. Aşağıdan diğer tarafa çıkacağım çünkü buradan karşı karşıya geçmek normalde yasak ama geçsem mi acaba? Neyse geçmeyelim hadi. Buradan normal insanlar gibi gidelim. Şeyin altına girdim. Alt geçitten geçmek için. Burada gördüğünüz gibi bütün mağaza eski şeyinde devam ediyor. Her şey çalışmaya devam ediyor. Manikürcüler, pedikürcüler, hediyeciler. Çorapçı, fotokopici, her şey açık. Gördüğünüz gibi Kiev'de tak 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 tak. Şuradan geçelim hemen yüzüze. Hop. Evet. Reşatik'ten çıktım.
Kiev'de arkadaşlar şu an ne var? Arada bir sirenler çalıyor. Sirenler ne demek? Yani işte bir hava saldırısı olabilir. Siren çaldığı zaman da zaten hem telefona da mesaj geliyor. İşte zaten sesler de duyuluyor Kiev'in her yerinden. Burada metro eğer tünelin altından değil, yani bir tane istasyonda yukarıdan gidiyor. Karşıdan karşıya geçmek için köprünün üstünden. Eğer o esnada siren çalarsa metro duruyor diye bir arkadaşım söyledi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse, bu bilgiyi de niye verdim onu da bilmiyorum. Öyle vermek istedim. Dolar grivne kurunu göstereyim. Savaştan önce 27 idi. Yaklaşık 4 ay önce 27 idi. Şu an 35-30, yani yüzde kaçlık artış oluyor ya. Matematiği iyi olanlar. Yani çok böyle abartılacak bir şey olmadı. Çok böyle şey olmadı. Savaştan önce 1 TL 1.80 grivnaydı. Ülkede savaş çıktı. Normalde yani TL'nin değerli hale geçmesi lazım. Ne bileyim işte 1.80'den ne bileyim işte TL atıyorum 2 olsun. İşte 2.50, 3, hani eskiden çünkü 1 TL 10 grivnaydı ben ilk geldiğimde. Abi gittim ben, bir geldim dedim herhalde TL değerlenmiştir. Bir baktım kur yaptım şeyi 1.71. Ya TL daha da değersizleşmiş şeyden sonra, Ukrayna'daki savaştan sonra. Enteresan tabii, yani insan bakıyorsun, bazen hiçbir şey söylemeye gerek yok. Neyse. Aman buraya geldik, hala Türkiye'nin sorunlarından konuşuyoruz. Onun dışında hemen şöyle bir arkadaşlar yaşadık. Özleyenler, özlemeyenler, bilenler zaten biliyordur, bilmeyenler, bilmeyenler de bilmiyordur işte, görüyor. All you need is love mı? Yani savaş havası kesinlikle yok. Hani öyle bir şey diyenler, sadece işte etrafta gördüğün o beyaz şeyler, siperler, tank savarlar, hani bir onlar var. Onlara da alışıyorsunuz 3 günde. Onun dışında işte AVM'de artık müzik çalıyor, insanlar artık bir şeyler, hani hayatta bir yerden devam etmek zorunda. Mesela yarın bir roof party'ye gideceğiz. Ama akşam tabii 9'a kadar. Niye? Saat 10'a kadar metrolar çalışıyor. 11'de de komenden çıkacağız. Yani sokağa çıkma yasağı var. Bu hala devam ediyor. Ağustos'un sonuna kadar Cumhurbaşkanı Zelenski yasağın olacağını söyledi. O yüzden bu yaz saat her şey atıyorum. Bütün etkinlikler 10'a kadar. Ben de hem yürüyeyim dedim, hem de size etrafı göstereyim, hem de birazcık lak lak yapalım dedim. Çünkü uzun zamandır lak lak yapmıyordum. Konuşmayı da açıkçası özlemişim. Nereye geldim? Hukka, Onur Hekim, Türk iş adamımız, Ukrayna'da yaşayan bizim de abimiz. Burada iki tane restoranı var. Şimdi ben de onun yanına geleceğim. Bir sabah işimiz vardı da Onur abiyle. O yüzden bugün biraz erken kalktım. Gerçi aslında saat artık erken olmadı da. Onunla bir işimiz vardı. Bugün bakayım burada. Günaydın Muruk. Ne yapıyorsun? İyi, seni sormalı. İyi, Onur abi geldi mi? Gelmedim daha. Yok, daha geldim. Sen ne yapıyorsun? Kanka iyi, kahve içmeye geldim. Vlog çekiyorum. Vlog mu çekiyorsun? Aynen. Ne demek istiyorsun? Ne diyeyim ya? Ha? Yarışmacı arkadaşları başarılar mı diyorsun? Aynen. Yuvarlanıyoruz. Yuvarlanıyoruz mu? İşler nasıl? Normal. Normal mi? Durgun biraz. Durgun mu? Millet para harcamak istemiyor. Değil mi? Kirill. Дай ты, пожалуйста, один кофе нашему другу. Kahve içeyim ya, sabah kahve içmedim. Hangi kahve? Amerikan mı? Ha? Ne var, raf var mı? Yes brad, raf. Kofi raf, raf. Yes. Salonika karamel var. Turt süpür, yes. Daha salonika karamel. Arkadaşlar, kahvecilerinizden raf kahvesini istemeyi unutmayın. Salonika karamel, Türkçesi ne oluyordu? Tuzlu. Tuzlu karamel. Tuzlu karamelli raf kahvesinden şey göstermek istiyorum. Şimdi burada iki araba kazadan dolayı durdular. Bayağı her şey attık. Yani trafik akıyor. Durma nedenini gösteriyorum. Yani şu azıcık çizik yüzünden, kaza yüzünden durdular. Protokol falan yazıyorlar şimdi. Dedim ki kendi aranızda halledin. Ama yok. Yani bizim millet pratiklikte bayağı bence dünyada bir numara olabiliriz. Yani pratiklik değil aslında, bu normal bir şey. Yani şimdi bak, bunlar bir saat burada beklerler. Bir saat beklerler. Sonra polis gelir. Bir saatte protokol imza şey yazarlar. Polis böyle bir saat yazı yazar. Yani
oraya bir hani bir boya atılacak. Boya da hadi tutsun 100 lira tutsun ya. Yani işte Ukrayna 200 grivni tutsun. Böyle beklerler abi. Yani zaten Ukrayna'da yaşayanlar da bilir bunların huylarını. Böyle yapacak bir şey yok. Kendimi göstereceğime birazcık dışarıyı göster dediğinizi duyar gibiyim. Ben de o yüzden kamerayı çevirdim. Birazdan yağmur yağacak dediler. Meteorolojiden haber geldi. O yüzden bulutlar geldi yukarıya. Evet, birkaç tane de bana gelen sorulardan sormaya ekrana damla geldi herhalde. Herhalde yağmur gelecek. Bana gelen sorulardan cevaplayayım arkadaşlar. Ukrayna'da şu an işte ev alınıyor mu, yatırım yapılıyor mu, ne bileyim işte tekrardan oturum alınıyor mu? Arkadaşlar evet, Ukrayna'da şu an aslında turist olarak girilmiyor ama işte birkaç tane firma var şu an o işleri yapan. Yani ne yapıyorlar? Size bir işte gönüllü belgesi ayarlayıp ondan sonra vize aldırttırıp yabancı vatandaşları ülkeye geliyorsunuz. Ondan sonra oturum bile alabiliyorsunuz. Onun dışında Ukrayna'da işte yabancı arkadaşlar vardı. Türkler mesela bana sormuş, ev almışlardı. Şu an işte evleri satma durumları, onu da yapabiliyorsunuz. Ukrayna'da atıyorum şu an eviniz varsa buraya gelmeden vekaletnameyle evinizi alabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. Satış gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha fiyatlar çok düşmedi. İlerleyen günlerde bir emlak videosu yapacağım. Ukrayna'dan şu an hani fırsat var mı yok mu diye. O yüzden de kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Ukrayna'nın en içinden bilgileri vermeye devam ediyorum. Sizin de Ukrayna ile alakalı sorularınız varsa altına yorum olarak yazabilirsiniz. Böyle. Bugün birazcık çok konuştum. Kendimi gösterdiğim, kendimi anlattığım, birazcık Ukrayna'daki ev hakkında bilgi verdiğimiz videolar oldu. Eve gidip yemek mi yesem, burada mı yesem ya? Armutlu sidirimi alıp videoyu kapatalım. Здравствуйте. Можно сидр? Сидр с грушей. Яблоко либо смородина. Груши нету? Нету. Яблоко тогда. Армутлу yokmuş, elmalı alalım o zaman. Arkadaşlar burası Dogs Burger. Gelince kesinlikle burgerinden ve sidirinden deneyin. Evet arkadaşlar, sidirimi aldım. Груши, армутлусу yokmuş. Ben de elmalısından aldım ama siz armutlusunu kesin deneyin, benim favorim. Neyse, çok da uzatmayalım. Galiba eski manitamı gördüm. Boşver. Eskiler eskide kaldı. X'ten X olmaz. O yüzden arkadaşlar her zaman ileriye bakıyoruz. Kime? Kime? Eski manita da gitti. Bir flower. Yok. Kime alacağız flower? Çevre köcüme. Tam eski öğretiye gördük. Çiçekçi geldi. Yoksa bu mesaj mı? Akşam zaman bir. Akşam uyudun mu mesajları atılsın. Arkadaşlar ben Batuk Akdela. Kiev'in en içinden videolarla görüşmek üzere. Savaştan boyunca Türkiye'deydim. Ondan sonra buraya geldim. Artık buralardayım. Bakalım, belli olmaz. Hayat devam ediyor. Kuşlar uçuyor. Bugün buradayım. Yarın bakmışsınız başka bir ülkedeyim. O da olabilir. Her şey olabilir. O yüzden her zaman dediğimiz gibi Batuk Akdela, yaşayacaksın bu hayatı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum hepinize.